Kıvırsın bakır taş devri denilen kalkolitik dediğimiz bizim arkeoloji literatüründe alan ve bu döneme ilişkinde biz bu asmamızda gerçekten de Kültepe'nin günümüzden en azından 6000 yıla kadar gittiğini gösteren verilere ulaştık. Ve bunları da şimdi daha da derine gidebilecek şekilde çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz. Kalkolitik dönemi takip eden eski Tun Çağı dediğimiz döneme ilişkinde daha ayrıntılı bir çalışmayı biz şu anda sürdürüyoruz. Tepenin hemen hemen batı kısmındaki büyük açma içinde bu çalışmaları devam ediyoruz. İkinci bin yıl için meşhur Kültepe'nin biliyorsunuz işte 75 yıldır ortaya çıkardığı özellikle Asurlu tüccarların gelip yaşadığı Karum alanında da bu sene kazılara devam ettik. Yine orada da en azından bizim ilk 1B katı dediğimiz o geç döneme ilişkin yapıları ortaya çıkarıyoruz. Çıkardık ve yine de aynı alanda önümüzdeki sene devam edeceğiz. Onun dışında yine bu ikinci bin yıl dediğimiz yani aslında tüccarların yaşadığı dönemin son dönemine ilişkin bizim yine sorularımız var. Yani bu dönem nasıl bitti, nasıl sona erdi gibisinden sorularımız var. Onları araştırmak için de yine Karun'da değil, aşağıda değil, tepede böyle bir çalışmamız var. Anitta'nın, Hitit Kralı Anitta'nın yaptırdığını bildiğimiz tapınağın hemen yanında derin bir sondajımız var. Oradan da ilginç cevaplar gelmeye başladı. Gerçekten de bu alanda tam bizim böyle Hititlerin başladığı, Kültepe çağının sona ermeye başladığı dönemi gösteren veriler gelmeye başladı. Özellikle bizim paleobotanik dediğimiz yani eski botanik, eski çağ botaniği anlamında yani burada çıkan bitki, tohum kalıntıları, sıva kalıntısı, kemik kalıntısına kadar incelenen birçok materyal var. Bunları da araştırmaya devam ediyoruz. Örnek olarak basit bir şey söylemek gerekirse mesela bu açma içindeki bir yanık kalıntı içinde bir fırının bir köşesindeki yanık kalıntıdan bir ekmek parçası geldi. Dolayısıyla bu şimdiye kadar bizim hani kolay kolay gözle tespit edemediğimiz bir bulundur ama yani bunlar mikroskopik ortamda çok rahat görülebiliyor. Bir taraftan da bu tür çalışmalar devam edecek. Yardımcı bilimlerin desteğiyle bu tür sonuçlara ulaşmak da mümkün olabiliyor. Açıkçası bu tür çalışmalarda Türkiye'deki laboratuvarlar bizim aslında en büyük yardımcımız. Örnek olarak da Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin bir laboratuvarı var. Orada da sağ olsun meslektaşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Onlarla bu işte az önce bahsettiğim ekmek kalıntısından diğer işte bitkisel kalıntılara kadar görmek mümkün oluyor. Kültepe'de bu eski Tun Çağı dediğimiz dönemde yani Asurlu tüccarların yaşadığı dönemden önce bizim böyle su mermerinden yapılmış idol, tanrıça betimlemeleri var. Bunlar su mermerinden yapılıyor. Yani taştan yapılıyor ama bir de yine başka hem Kültepe'de hem de başka yerde bulunmuş olan kurşundan yapılmışları da var. Bize ilginç gelen şeylerden bir tanesi o yukarıdaki yaptığımız çalışmalar sırasında bu idollerin döküldüğü kalıplardan bir tanesini bulduk. Yani dünyada bir ya başka yok. Yani o nedenle hani çok basit bir aslında kalıp parçası üzerinde böyle bir idolün şekli var. Bunları dökerek yaptıklarını göstermesi açısından son derece önemli bir buluntu. Mesela bizim bu sene 2023 yılı için en önemli buluntu diyebileceğimiz bir eser. Milattan önce 2000 yani 4000 sene önce çok parlak, çok tablet çıkıyor. Asur Korunca'da çok parlak dönemi yaşadığını, ticaret mekanizmasını biliyoruz. Acaba onu kaynak nereye kadar aşağı iniyor, eskiye gidiyor? Onu